İzmir'deki 5 fay hattında depremleri araştırmak için hendekler kazılacak. 9 Eylül Üniversitesi'nin hazırladığı proje TÜBİTAK'tan onay aldı. Depremlerin tarihsel istatistiğinin çıkarılacağı çalışma olası depremleri öngörebilme imkanı sunacak. Fayın içini açtığınız zaman fayın geçmişte ne yaptığını görmüş olacaksınız. TÜBİTAK, İzmir'deki fayların incelenmesi için hazırlanan projeye onay verdi. Proje 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce yürütülecek. İzmir'deki 5 fay hattı mercek altına alınacak. Hendekler açılacak, fay katmanlarından alınan örnekler incelenecek. Elde edilecek verilerle depremlerin ne zaman ve kaç büyüklüğünde olacağının öngörülmesi hedefleniyor. Doğası gereği geçmişte ne yapmışsa gelecekte de benzer şeyler yapar. Bir yeri kırmışsa gelecekte de aynı yeri kırarak çalışır. Dolayısıyla bu kırdığı yerleri kaç büyüklüğünde deprem üreterek kırmış? Yani geçmişte bu fay kaç büyüklüğünde deprem üretmiş? Onu da çıkartmış olacağız. Proje kapsamında İzmir, Seferihisar, Gülbahçe, Tuzla ve Yağcılar faylarında ikişer hendek kazılacak. 5 tane fay deprem ürettiklerinde en az 6,5 büyüklüğünde, 6,5-7,2 arasındaki büyüklükte deprem üretecek faylar. Bu fayların hangisinin en yakın gelecekte deprem üreteceğini ortaya da çıkartmış olacağız. Eylül ayında başlayacak çalışmalar 2 yıl sürecek. İzmir faylarında deprem sonrası oluşabilecek heyelanların takibine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Ulusal Deprem Araştırma Programı'nın desteklediği proje kapsamında yerleşim alanlarındaki riskli bölgeler belirleniyor. Küçük depremler artı heyelanların tetiklenmesi, hareket mekanizması, hareketlerin yönü, hareketlerin miktarının belirlenmesine yönelik bir proje, özellikle yerleşim alanlarında meydana gelebilecek olan risklerin ortaya konması ve bunların önlenebilmesi, imar alanlarının belirlenmesinde dikkat edilecek önemli bir parametre olarak ortaya koyabilmek.